Ya dayıya sorayım. Gel, direkt dayıya sorayım. Dayıcım selam aleyküm. Nasılsın, iyi misin? İyi. Müzik mi dinliyorsun? Bir şey soracaktım. Tamam ben kalkayım. Sen otur ben kalkayım. Abiler size sorayım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Biz işimiz gereği şey yapamıyoruz. Öyle siyaset mi? Yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Siz de herhalde. Hayır. Tamamdır. Geçiyorum ben sizi. Abilere sorayım. Abiler selamünaleyküm. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Hizmetlerinden dolayı. İlçede kime vereceğiz? Necdet Türk. Necdet Türk. Size de soralım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Hizmetlerinden dolayı. Hizmetlerden memnunuz. Evet. İlçede kime veriyoruz? Necdet Türk'ten. Necdet Türk. Evet. Teşekkürler. Abi size de soralım. Ben tarafsızım kardeşim. Hiç kimseye oy hakkım kullanmak istemiyorum. Sandığa gitmeyecek miyiz? Gitmeyeceğim herhalde. Muhtarı da yakarsınız. Muhtarlığı vereceğim. Muhtar arkadaşım ağza aldığı için muhtarlığı vereceğim. Evet. Neden belediyede oy kullanmıyoruz? Beğenmiyorum hizmetleri. Yeni gelecek kişi veya yeni tercihler? Sizini de gördük, yenisini de gördük. Onun için yeni bir başkan adayı görsek olumlu vereceğiz. Ama şu anlık onu göremiyorum. Sadece muhtara mı kullanacaksınız? Evet. Peki, teşekkürler. Size soralım. Ben de aynı muhtarlığı kullanacağım sadece. Sadece muhtarlığı? Aynen. Neden? Gerek yok ya. Veriyoruz, hiç faydasını göremiyoruz. Kendinize mi vereceksiniz? Yani. Azayım kendim de Yenice Mahallesi'nde. O yüzden belediye başkanlığı kullanmayacağım. Ben teşekkür ederim. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ferdi. Ferdi Zeyrek. Efendim? Neden Ferdi Zeyrek? Değişiklik istiyoruz ya. Nelerin değişmesi gerekiyor mesela? Ben memnun değilim şeyden, Ergün'den. Onun için Ferdi diyorum. İlçede kime vereceğiz? Ahmet'e. Ahmet Öközcüoğlu. Evet. Vallahi bizde büyük şehirde Ferdi Zeyrek istiyorum. Neden Ferdi Zeyrek? Daha genç, dinamik, daha halkın içinde. Bir de büyük şehrin başkanın kağıtları vurup su zamında vermeden almak Allah'a mahsustur. Kelimesi hala benimle kazılı. Onun için değişim şart diyoruz ve Ferdi Zeyrek'in gelmesini istiyoruz. İlçede kime vereceğiz? İlçede Ahmet Başkan'ın bir döneme daha hak verilmesi taraftarıyım. Çünkü onun yapması gereken, yapacağı çok şeyler olduğuna inanıyoruz. Bu seçimde Ahmet Başkan inşallah bir dönem daha gelsin istiyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Canlı neredesiniz? Siz hangi, kimin adına, neyi adına yapıyorsunuz? Biz genel yapıyoruz. Bütün gazetelere gönderiyoruz. Sizin firmanız? Ben gazeteciyim. Ay anladım. Şu Instagram'da ya da sosyal medyada ne diye geçiyorsunuz? Biz, vatandaşlar şeyden alsın diye, kendilerini görsünler diye Manisa'nın Sesi diye bir YouTube sayfası var, oraya atıyoruz. Tamam. Biz nereden göreceğiz yani? Tamam. Vatandaşlar için açtık. Onu yeni açtık. Tamam. Herkes oradan görsün. Peki kardeşim. Kolay gelsin. Tamam. Size de sorayım o zaman. Evet. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Genç duruyor, dinamik duruyor. Yaklaşımları samimi. Ondan sonra daha önceki bizim kafamızdaki bazı problemlerimiz vardı. Su olsun, Cengiz Başkan'ın birazcık insanlarla iletişiminin kötü olduğu ile alakalı. Ferdi Başkan'ın onları görmüyorum. Ondan dolayı daha samimi geliyor bana. İlçede var, evet. Ahmet Başkan'ı destekleyeceğiz. Ahmet Öközcan'ın. Devam. Bir yıl sonra ne değişti? İlk defa CHP burayı aldı. Valla değişen çok. Yani bizim gözümüzde sosyal yapı değişti. Gençlerin veya yaş grubunun, belli yaş grubunun yapabileceği şeyler arttı memlekette. Aktiviteler arttı. Sonra tiyatrolar geliyor. Çok her hafta, en azından iki haftada bir tiyatro geliyor. Biz burada yapabileceğimiz bir şey hiç olmuyordu. En azından onlara katılıyoruz. Ve bunun gibi birçok çocuk, kendi çocuğum mesela bir ara anaokuluna gitti. Yani bunlar bizim hoşumuza gidiyor tabii. 71 yıl sonra CHP sosyal belediyecilikle tanıştı diyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Sosyal belediyecilik. Sağ olun, teşekkürler. Salihli'ye gidemiyorum. 75 yaşındayım ben. Salihli'ye gidemiyorum. Niye gidemiyorum ben Salihli'ye? Ben 5 tane arkadaşımla Salihli'ye gittim geldim. 550 lira verdim. 550 de geldim. 1 milyar para verdim. Ya ne demek ya? Anladın mı? Ben Muğla'da kartım da var benim. Muğla kartımla istediğim yere gidiyorum. İzmir kartım var benim. İzmir kartımla istediğim yere gidiyorum. Ben memleketimde ulaşım biz o, tabii ya, ben bir Salihli'ye gidemeyecek miyim? Bir Sarıgöl'e gidemeyecek miyim ya?
Olmaz bunlar. Ondan sonra memleketimizde hizmet yaptık diyor. Ne hizmet yaptın? Su saatlerinde işledi 235 lira. Saati mi ver diyorum. Saatini vermiyorlar. Yüzlerce ton saat gitti bu memleketten. Yüzlerce ton. Bakır bunlar. Para ediyor. Sanki bize bedava mı hizmeti veriyorlar ya? Teşekkür ederim. Oturup yiyeyim. Tamam, sonra çay içeriz. Heh. Şeker mi var? Tamam, şeker tatlı var. Yiyelim, tatlı konuşalım. Aynen öyle abi. Benim şeker. Ferzeyerek mi? Abi ferzeyerek. Neden ferzeyerek? Değişim şart diye düşünüyorum ya. Nelerin değişmesini istiyoruz? Abi her şeyin değişmesi lazım. Yani bu ülkede öyle bir yaşıyoruz ki bu ülke süreci içerisinde zaten fakirlik götürmüş, getirmiş, hepsi aynı. Bir şeylerin değişmesi şart. Ben bu düşüncedeyim yani. İlçede kime veriyoruz? İlçede de Ahmet Öküzcüoğlu, değişmez. Çünkü 72 yıl boyunca, 72 sene sonra tekrar Ahmet Bey'in alması bence çok güzel bir şey oldu. Önümüzdeki sezonda inşallah bu seçimlerde de Ahmet Bey'i götüreceğini düşünüyoruz yani. Teşekkür ederim. Bu süre içerisinde. Teşekkür ederim ben. Merhabalar. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Bir daha soru. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Yok, teşekkürler. Amcam, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Hiç kimseyi tercih etmiyorum. Özel bir şey yapmadılar ki. Abim, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Araba çarpacağım. Ferdi gel. Abi, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ferdi. Ferdi. Çektin mi onu? Gel, soracağını gör. Abi, sana da sorayım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ne bileyim ben ya. Niye ya? Ben de bilmiyorum. Niye bu kadar dertlisin? Neden dertli hocam ben ya? Çok içten içten. Yok. Deyim dedin. Selamünaleyküm. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Cengiz Ergün. Ferdi Zeyrek kardeşim benim. Neden abi? İçimden geldi. Sen sordun, ben de söyledim. Tamam, ben nedenini de merak ediyorum o yüzden. Nedeni? Değişiklik olsun ya. İlçede kime vereceğiz? Ahmet Öküzcüoğlu. Necdet Türk. Cengiz Ergün. Necdet Türk. Necdet Türk. Aynen. Neden diyeyim? Neden diyeyim? Ben Cumhur İttifakı'nı seviyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sana da sorayım. Ne karışım? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ferdi Zeybek. Buradan mı? Büyükşehir'de. Büyükşehir Cengiz, Ferdi Zeybek. Neden Ferdi Zeybek? Ya adam 3-4 kere geldi buraya. Dürüst adam. Ondan sonra burada da Ahmet Öküzcüoğlu. O dürüst. Çalmıyor, çırpmıyor kardeşim. Büyükşehir Belediye Başkanı hiç daha gelmedi. Bir kere mi geldi buraya? Seçimde seçimine geliyor. 2 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, gelmedi mi? Bir kere geldi buraya. Tam önce gelmedi. Bir de su para çok pahalı kardeşim. Bu yüzden tabii tabii tab canım, değişmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Ablam, size de sorayım. Evet, bir şey diyordum. Su parası çok geliyor kardeşim. Çok aşırı para geliyor su parası. En ucuz suyu biz kullanıyoruz diyordu. Yok canım, nereye ya? Çok pahalı kardeşim. Kaç para konu sormuyor. 36 lira. 36 40 lira ya kardeşim. Her gün açıklama yaptı onun basını. En ucuz suyu biz kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz babacığım? 40 liraya kullanıyorsan suyun tonunu. At bakalım, bir su yükle, kendini yüklemedin mi hiç sen? Sende ev yok mu? Ben tek yaşıyorum abi. Tek su kullanmıyor mu? Su kullanmıyor mu? Katlı sahaya çok bende. Katlı sahaya çok pahalı. Suyun hakkını dua etsinler. He? Eskiden su parası yoktu lan ülkede. Bak geldi bir arkadaşlar. Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? Şüpheli, daha karar vermedim. Büyükşehir'de kime oy vereceksin? Ya ben çok ilgilenmiyorum aslında böyle şeylerle ama parti marti. Sonuçta oy kullanacaksın. Kullanacağım da boşa sonuçta kullanırım. Sen kullanıyorsun, kullanıyorsun ama kaç para olduğunu bilmiyorum lan. Biliyorum, benim ucuz geliyor. Niye? Sana sorayım. Niye? Cengiz Ergün, sen kime vereceksin? Ben cevap vermiyorum. Ben niye cevap vereyim? Ben gel gel. Ha? Bir daha para vereceğim ben. Ahmet Öküzcüoğlu. Evet, Öküzcüoğlu. Sonuna kadar, dibine kadar. Büyükşehir'de net değil miyiz? Oğlum, net daha karar vermedim ona. Ha? Zerek, zerek. O işte ondan. Ondan mı? Ondan dediklerinden. Kolay gelsin. biz bunları gazete ve televizyonlara atıyoruz. Kendinizi görmek istiyorsanız bir tane sayfa açtık YouTube'dan. Manisa'nın Sesi. Manisa'nın diye yaz. Bitişik. Manisa'nın Sesi yaz. Oradan bulabilirsiniz. İlçeleri gezip atıyoruz oraya. Tamam, hayatım. Tamam. Dur, abime soracağım. Kesin Cengiz Ergün diyecek. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Sağ olsun. Valla senin bıyıklar cevap veriyor aslında. Hayır, bıyıkları cevap veriyor zaten. Hayır. Abi, sana sorayım abi. Sor abi. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Gürkan abi,
Gürkan abim soru soruyor. Cengiz her gün diyor ama cevap vermiyor. Vatanımızı, milletimizi, memleketimize en hayırlısı olan hayırlı olsun. Kafanızda vardır bir aday. Ya o bende kalsın. İlçede kime veriyoruz? O da mı kalsın? Aynen. Hayırlısı olsun, hayırlısı. Eyvallah. Dur iki tane yakışıklı çekelim bari ya. Ben çekmem kardeşim. Anam. Geleceğim ablam. Dur geliyorum. Oraya bekle oraya bekle. Git, tamam. Oraya abla gel. Ben şu an kötü durumdayım ama. Yo her zaman güzelsin. Hayır sen. Hastaneden geliyorum, ağladım. Yo, bir de. Çok güzelsin vallahi. Ne sen, soracak? Erdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Bilmiyorum ki, hala düşünüyorum dermişim mi? Ayıp olur mu? Ne ayıp olacak ya? İkinci dediğinizi iyi biri diye düşünüyorum ama. Öbürkü de iyi bir iş yapıyor, görüyoruz. Artık kararımızı herhalde son günlerde vereceğiz yani. İlçede bir kararımız var mı? İlçede. Valla onu da bilmiyorum ki şu an. Ne desem? Şimdi görülecek, duyulacak. O gönül gor, bu gönül gor. Niye ağladı kız? Ben niye ağladım? Hastaneden geldim, birinle konuştum, üzüldüm, ağladım. Nasıl ağlamayacaksın? Hayatı görüyorsun, şartları. Omzumdan iğne yedim, 1600 lira tek iğne. Hayat pahalı, evim kira. Bir emekli aile, eşim engelli. Ne yapabilirim? Ben ağlamayayım, kim ağlasın ablam? Dışarıdan beni gören mutlu zannediyor ama hiç mutlu değilim. İnşallah bunu... Güçlü duracağız, umutlu olacağız. Yani... Gözlerim şişti ağlamaktan. Yok, tamam, teşekkür çok ettim. Güzel. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Siz de. Adamın karizmasının yanında sönük kalacağım, beni alma. Efendim, hayırlı günleriniz olsun. Sizin de aynı günleriniz olsun efendim. Nasılsınız? İyi, sizi sormalı. Valla sağlığım yerinde değil. Sağlığım desen koldan sıkıntılıyım. Doktorlarımız tabii ki Kadir'den bu konuda hiç ilgilenmiyor, raporumuzu da vermiyor. Kolda iki kırık var, bu devlet hastanesinin yaptığı sıkıntı, ayakta da var üç kırık. Ve ben, ev sahibim beni evden çıkarıyor. Çalmadığım kapı kalmadı. Derdim çok büyük. Tek yaşayan bir bayanım. Mücadele vermeye çalışıyorum, gündelikçiyim, temizliğe gidiyorum. Hangisi şeyse onun arkasından tutuyorum yani. Evet, hakkımızda hayırlısı. Teşekkür ederim. Çok ama Ahmet Öküzcüoğlu tabii ki burada belediye başkanımız. Biz isteriz ki tekrar. Ahmet Öküzcüoğlu burada net. Büyükşehir'de net miyiz? Büyükşehir'de valla Zeybek. Ben Zeybek. Peki, teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun. Zeybek. Amcam sana da sorayım ya. Bugün bak ilk kez gülen birini gördüm. Yani şu an seni tek gördüm. Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi diye soruyoruz. Yorum yok. Niye ya? Yok bir şey anlamadım. Yüzün gülüyor, mutlusun. İlçede yorum var mı? Yorum yok şu an. İlçede de mi yok? Hiçbirini yok. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olasın abim. Dur amcalarıma soracağım. Abiler Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? O görüşteyiz. Gönlümüz ondan yana. İlçede kiminden yana? Öküzcüoğlu. Öyle mi? Evet. Teşekkürler. Ha, bir şey. Size de sorayım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Böyle gel araba çarpmasın. Büyük bir faciaya yol açma. Vallahi aynı görüşteyim ben de. Ben eskiden şeye çok verdim. Cengiz Bey'e. Hı hı. Benim dayım şeyde Zeyrek Petrol'un sahibidir. Biz onun sayesinde verdik. Kardeşim en pahalı suyu içiyoruz. İkinci ben bir sefer banyoya girdim. Sular çamurlu. Hı hı. Abi 50 sefer söyledim. Kardeşim bir yerde arıza oluyor, o suyu şeye akıtmıyorlar, yani şeye veriyorlar, bizim tepede okuturuyoruz, yüksek olduğu için bizim depolarımız hep böyle çamur dolu. Burada şikayetçiyim, bak ben şimdiye kadar hep ona verdim ama bu sefer vermeyi düşünmüyorum. Neden biliyor musun? Sırf bu su parasında. Ferdizeyre mi vereceksiniz? Vallahi düşünüyorum. Bak veririm. Aday dedim. Net değil mi? He? Adayınız halen net değil mi? Ona vermeyi düşünüyorum, bu kadar. Peki, teşekkür ederim. İlçede? İlçede Öküzoğlu'na vereceğim. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. MHP'de arkadaşlar vardı bizim. Bazı çok yanlış yaptılar. Haleber bazı aileler. Yani aşiret şişesi gibi yaptılar ya. Lan milliyetçiyiz, biz de milliyetçiyiz. Ben söylüyorum dayım Hasan Zeyrek. Bak Zeyrek Berkut'u var. Evet. Ergün dayı dinlesin, beni çok iyi tanır. Benim burada 15-20 tane oyun var. Biz hep MHP'ye verdik. Ama artık vermeyecek misiniz? Vallahi var, hayır veriyorlar. Benim oğlan var mesela. Şenin ardından geziyor. Güzel. Evet.
gelin var veriyor. Yani ben şimdi hepimiz değil. Öyle biz öyle o kadar ırkçı değiliz yani, kusura bakmayın. Siz kendiniz Ferdi Zeyrek. Şahsi fikrim bu. Ha. Sırf o sulardan dolayı öyle düşünüyorum. Tamam mı? Ki? Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? Böyle şeyleri, bilgilerini kendimde saklamak istiyorum. Neden? Gerekmiyor. Aramızda kalacak, kimseye söylemeyeceğim. Yeterince izleyen var, teşekkür ederiz. Söz kimseye söylemeyeceğim ben. Kalsın. Tamam. Size sorayım mı? Aleykümselam. Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi diye soruyoruz. Her şey hayırlısı olsun be. Vardı kafamızda bir aday. Hayırlısı olacağını düşündüğümüz. Ben Cengiz Ergül'e biraz kızıyorum. Ama geçen dönem seçim zamanında, seçimde suları dedi, zam yapmayacağım, hiçbir suları zam yapmayacağım dedi. Seçimi kazandıktan sonra suları zam yaptı. Evet. Millet bunda çok kızıyor yani. O yüzden ona vermeyecek misiniz? Her şey hayırlısı olsun. Peki. Hangi gelen gelirse gelsin, her zaman başkanımız başkanımızdır yani. Peki, kim gelirse olsun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sohbetinizi böldüm, özür dilerim. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyorum. Anlamadım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Vallahi Ferdi kazanır herhalde. Sizin adayınız kim? Ben aslında MHP'liyim ama ben o kazanır diyorum. Siz MHP'lisiniz ama Ferdi Zeyrek'e mi vereceksiniz? Evet. Neden Ferdi Zeyrek? Bir şey var, onu değiştireceğim. Bu sefer değiştireceksiniz. Evet. İlçede kime vereceksiniz? İlçede kime vereceksiniz? Burada mı? Hı-hı. Vallahi burada kararsızım şimdi. Burada yeni bir aday çıktı MHP'den. Kuvvetli şey yok ya. Yok, aday yok. Aday bir yok. Aday yok karşısında. Aynı reise devam edelim. Büyükşehir'de CHP, Ferdi Zeyrek, ilçede MHP mi vereceksiniz? Evet. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sorayım. Aynısı dediğin gibi. Ferdi Zeyrek'e vereceğiz. Siz de MHP'lisiniz? Evet, aynen. Neden böyle bir değişim kararı aldınız? Ya şimdi bir yenilik olsun her şeyde, her sene bir şey olsun, ne bileyim. Genç çocuk, dinamik, daha bir çalışkan olur. İlçede kime vereceksiniz? İlçede Ahmet Bey'le devam edeceğiz. Karşısında bir rakabet yok, yani güçlü bir şey yok yani. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Abi Ferdi Zeyrek... Beni pes geç kardeşim. Öyle mi? Tamam. Abilere sorayım. Selamünaleyküm. Abi Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ben cevap veremem. O zaman. Teşekkürler. Ben de aynı şekilde. Öyle mi? Tamam. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşça kalın. Ne bu abi? Abi Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Abi ben MHP'liyim de. Hı, yalnız öbür adamın ismi neydi? Ferdi Zeyrek. Ferdi Bey kazanacak bu sefer. Sizin adayınız o mu bu sefer? Bu sefer o. Cengiz Bey bir şey yapmıyor ya. Abi ya. Ne yapıyor? Urla'ya, evi Urla'da, Manisa'ya haftada bir gün geliyormuş, Manisa'ya gidiyormuş. Sen dursana yerinde. Onu biz kazandıracağız diye ne kazandı, ne kadar uğraştık. Ben kendim MHP'liyim. MHP'nin cezasını yattım ben 80 senesinde. Ondan MHP değil ki. Onlar yemeğe gelmiş buraya. Senelerden beri yiyor. Suyu yaptı bilmem kaç para. Anladın mı? Ha. MHP'lisiniz bu sefer, Ferdi Zeyrek diyorsunuz. Ben, evet, bu sefer CHP'yi vereceğim galiba. İlçede bir adayınız var mı? Burada mı? Hı hı. Burada da CHP'yi vereceğim. Zaten burada MHP kazanamaz. Hiç hayatta kazanamaz. Kazanamaz abi, bir o kaçırdı. Evvelen Kadir Taş vardı. Hı hı. Gökhan Bey vardı. Onlar çalışıyordu. Bunlar ne? Hiç. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi. Abi sana da sorayım mı? Nerede Cengiz Ergün? Bence yapacak bir şey yok, bilemem ben. Kime oy vereceğim Büyükşehir'de? O bellisiz ya. Kararsız mıyız? Tabii canım. Neden? Niyetimiz öyle. Bakarız bakalım bir duruma göre. Peki, teşekkür ederim. Hadi, eyvallah. Dur ablalara sorayım. Ablam Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? Ben demiyorum bir şey. Ablam der gibi görünüyor. Hafif alttan gülümsedi. Ferdi Bey. Ferdi Bey. Evet. Neden Ferdi Bey? Yorum yok. İlçede kime vereceğiz? Biz siyaset katılmışsak daha iyi. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oy kullanıyorsunuz mu? Ha? Ben kullanmıyorum. Sen kullanmıyorsun, sana sorayım o zaman. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Ferdi Zeyrek. Niye etkiliyor? Adam bak direkt Ferdi Zeyrek dedi. Neden Ferdi Zeyrek? Onun şeyleri daha iyi abi ya. Ben de sormadım. Ferdi Zeyrek dedin sen. Ferdi Zeyrek. İlçede kim? İlçede Necati. Necati. Necati Ergün. Tamam. Sen onu kullanıyor musun?
İlk kez mi kullanacaksın? İlk kez. Büyükşehir'de kime oy vereceksin? Cengiz. Cengiz Ergün mü? Neden Cengiz Ergün? Bak oradan talimat geliyor. Eş olduğu için. Öyle mi? Aynen. Ama etki altına bırakmıyoruz. Öyle. Cengiz'e. Neden Cengiz Ergün? Onu vermek istiyor. Ona vermek istiyor. İlçede kime vereceksin? İlçede. Kimi? Yine oraya bak. Oraya bakma. Necati. Peki teşekkür ederim. Sağ ol. Gerçekten kendinize iyi bakın. Abim Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ben yorum yapmayayım da. Tamam. Abiler Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Abicim dur artık. Ferdi Zeyrek baba. Ferdi Zeyrek. Aynen. Öyle. Buyur abi. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Vallahi ne bileyim. Bilemem. Kararınız? Kararım yok şu anda. Tamam, sağ ol. Merhabalar. Siz zabıta mısınız? Güvenlik misiniz? Hayır, güvenlik görevlisi. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyorduk ama galiba siz cevap vermezsiniz, değil mi? Hadi gel. Merhabalar. Sohbetinizi böldüm ama sormayayım mı? Hayır. Tamam, teşekkürler. Ablama sorayım. Abla Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Efendim? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Artık gitsin Cengiz Ergün'ü. Neden gitsin? Ha? Neden gitsin? En başında suyumuz pahalı. Teşekkür şey, ederim. İlçede Ahmet Ölücüoğlu diyeceksin. Yani. Yok tabii ki. Teşekkürler. Siz? Ben yurt dışına kalıyorum. Ben bilmiyorum, siyasetten fazla ilgim yok. Evet, sağ ol. Tamam, teşekkürler. Abim Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Tabii ki de Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Tek kelime. Adam gibi adam. Başka sebep yok mu? Hiçbir sebep yok. İlçede kime veriyoruz? İlçede kime veriyoruz? Necdet Türk'e. Necdet Türk. Teşekkür ederim o zaman. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Çok sizler nasılsınız? Her zaman kalem. Kaç yaşındasın abi? Yaşı sormayalım, 60. Ama çok genç görünüyor. 60. Aynen, 60. Ciddiyim. Bence değilsindir ya. 64'e hesapla. Daha gençsin. Kendime bakıyorum. Süpersin. Aynen. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ben Cengiz Ergün diyorum. Neden Cengiz Ergün abi? Bizim buralarda bir takım işler yaptılar yani. Onun için. Memnunsunuz. Şu an memnunuz. İlçede kime veriyoruz? İlçede Ahmet Öközyoğlu'na. Büyükşehir'de MHP, ilçede CHP. Aynen. Neden burada da MHP? Önümden geçen öyle. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ediyorum. Kızlar oy kullanmıyorsunuz değil mi? Maalesef. Tamam. Ablam Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? Abim, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ulan boş ver dayı ya. Biz kendimiz. Gençler, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ne yapın? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün? Cengiz Ergün abi. Neden Cengiz Ergün? Vallahi bilmiyorum da yakışıklı adam. Öyle mi? Bu işi götürürüm. Daha da yakışıklısı tamam. Ferdi Zeyrek de. O daha yakışıklı. Öyle mi? Tabii canım. Tamam. Sen? Cengiz Ergün. Abi. Gençler, size de sorayım. Teşekkür. Buyur abi. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Abi ben oy kullanmıyorum. Neden? İşte abi. Neye tepki? İzmir'de mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ben oy kullanmıyorum abi. Misin? Buralıyım abi, doğmadım ben. Niye oy kullanmıyorsun? Gereksiz diyorum abi. Neden ama? Ona versek de aynı, ona versek de aynı şey olacak. Bir değişiklik olmayacak. Olmayacak. Hiç sandığa gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim abi. Muhtarları da yaktın sen o zaman. Abi benim bir oyumla hiçbir şey olmaz yani. Öyle zaten Alaşehir'in nüfusu kaç kişi? Eyvallah, teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Abi Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Hükümet kimdeyse oradan gideceksin. Yani Ferdi Zeyrek gelse ne yapabilecek ki? Yani tramvay yapacağım diye Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan izin alabilecek mi? Alamayacak. Yani, alacak. Hükümetten memnun muyuz? Ben memnun değilim ama ben kişi, neden kişiye göre oy veriyorum. Hükümet değiştirelim o zaman. Değiştirsinler. Değiştirebiliyorlarsa değiştirsinler. Halk değiştirecek. İşte değiştirsinler diyorum ben. Halk değiştirsin. Ben vermedim hükümete ama bu yerel siyasi şey değil. Bu yerel yani. Kim... Şu ana kadar yapılan hizmetlerden memnun musun? Memnunum. Öyle. Ben buralı değilim ama Sarıgöl'lüyüm. Ben Sarıgöl'le yapılan memnun şeylerden memnunum. Sarıgöl'de kime vereceğim? Necdet Selçuk. Sonuna kadar. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Remzi Can. Kim? Remzi Can. O kim ya? Bağımsız aday. Öyle mi? Evet. Öğrenirsin yakında. İnşallah. İnşallah. Hadi başlayalım. Size sorayım. O ne güzel gidiyor. Abilere soracağım, gel. Selamünaleyküm. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Abim vaktiniz varsa ben size biraz daha çay söyleyeyim. Siyasete hiç girmesek diyorum. Hani şu anda bir ortamımız var, muhabbetimiz var. Hani siyaset konusunda dersen herkesin görüşüne saygı duyarım. Peki, teşekkür ederim. Ha, ben de dersen ben şimdi anamdan doğdum doğalı, ülkücüyüm. Hı hı. Ama şimdi Cengiz'in, Ergün'ün de kendine göre
öngörüşleri var, hataları var. Ahmet abimizin de mesela öngörüşleri var, hataları var. Hani çok fazla siyasette konusunda bir şey diyemem ya, ne bileyim. Sanki memnun değilmişsin gibi bakıyor. Ya memnunluk şöyle bir şey var. İçinden gelen bir his vardır her zaman. Evet. Benim içimden gelen bir his MHP. Ha, Ahmet abinin yaptığı kimi şeylerden de ben şikayetçi değilim, memnunum yani. Adam bir dönem yaptı, belki ikinci dönemde çok güzel şeyler de yapabilir. Büyük şey de Cengiz Ergün'le memnun musun? Ya Cengiz abiyle biz zaten çok aşırı böyle bir görüşme açımız yok. Ama Manisa genel olarak İzmir'den çok farklı. İzmir'de açısından ana değişim var. Değişiminden biz memnunuz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Abi size sorayım mı? Abilere sorayım. Abiler size sorayım mı? Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Abi ben yapmayacağım, çalışacağım. O zaman sana sorayım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Değişim şart kardeşim ya. Neden değişmesin? Yani 3 dönemdir Cengiz Ergün yönetiyor. Değilsin artık ya. Yani baştaki de değilsin. Manisa'mız değilsin. Ülkemizin başındaki de değilsin bir dahaki seçimde. Ülkemize bir yenilik lazım yani. Çünkü uzun süredir onlar yapıyor. Şöyle izlediğinizde, insanları dinlediğinizde ben de aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Genel aynı şeyleri söylediğini düşünüyorum ya. Yani. Benim fikrim bu. Rica ederim. İlçede yani kafa kafaya geçer seçim ama muhtemelen yine CHP Öküzcüoğlu alır. Sizin adayınız? Ben ortadayım yani. Kararsız abi. Ha, ortadayım. Yani kim alırsa tebriğe gideriz. Hak eden neyse o alsın yani. Çok sağ olun. Rica ederim, sağ olasın. Abiler size de sorayım mı? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyorum. Tabii abi siyasi konuşmuyorum ben. Siyasi. Abi sana sorayım mı? Yok kaşım. Yok. Tamam. Gençler ne yapıyorsun? Bir abi. Ne var ne yok? Bir abi. Ha ablama ne sorayım. Cengiz Ergün mü Ferdi Zeyrek mi diye soruyorum. Biz yabancıyız bilmiyorum. Biz yabancıyız. Yabancıyız. Ne kadar yabancı? Nereden geldiniz? Biz Uşak'tan geldik. He burada oy kullanmıyorsunuz. Tamam teşekkürler. Ama olsa şey derdik. Öküzcüoğlu derdik. Selam aleyküm. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi. Neden Ferdi? Ben Ferdi Tayfur aklıma gitti ya. Peki çok teşekkür ederim abi. Oldu iyi günler kolay gelsin. Ya abilere soralım oraya. Abi kanal değil bu YouTube sayfası Manisa'nın sesi. Tamam. Selamünaleyküm. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Abi şimdi nasıl sen tam bir yamuk soru sordun yani. Değiştirerek sorayım. Büyükşehir'deki adayınız kim? Vallahi kim olsa biz Cengiz'i vereceğiz herhalde. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Ya bizim o şeyimiz yani parti o orayı vermek istiyor. Partili olduğunuz için. İlçede kime vereceksiniz? Burada mı? Hı hı. Burada kim vereceğiz? Kum saati. Sabri. Kalbinden kimi geçiyor, kimi şey ediyor? Kim istiyorsan onu söyle. Abi kararsız mıydı sanki? Evet. Kararsız deyip geçelim mi? Kararsız diyorsun ha. Seni de yormayalım. Yorma bizi fazla. Eyvallah. Abi sen Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Ne bileyim partilimiz olduğu için. Partili olduğunuz için. Hizmetlerden memnun muyuz? Memnunuz. İlçede kime vereceğiz? Orada da aynı vereceğiz ya Millet İttifakı. Evet. Teşekkür ederim. Yeniden Refah Partisi. Büyükşehir'de. Her yerde. Nerede? Mesela belediye başkanlığında, Büyükşehir'de olsun, Yeniden Refah Partisi. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Size sorayım abi. Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Öyle. Şeyleri iyi geliyor yani. Nasıl diyelim, nasıl diyorlar ona? Hani şu taahhütleri. Vaatleri. Vaatleri, taahhütleri. Onlar hoşuma gidiyor. İlçede kime vereceğiz? İlçede de Öküzcüoğlu'na vereceğim ben. Ahmet Öküzcüoğlu'na vereceğim. Peki, teşekkür ederim. Benim aldığım sorum mu? Aldın mı? Aldım. Abi burada senden şey... de aldım, abiden de aldım. Manisa'nın sesi YouTube'da da atıyoruz insanlar kendisini görsün diye. Amcacığım, canım amcam nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Zeyrek ya Zeyrek. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Nasılsın, iyi mi? İyiyim. İyiyiz abi vallahi. Gel o zaman halatı sorarken sana da sorayım. Sorsun. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü?
Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Ulan abi biz dünya Türkiye'de en pahalı suyu biz içiyoruz. En ucuz suyu biz içiyormuşuz öyle dediler. Kim dedi? Yalan söylüyor onu diyen. Büyükşehir basını öyle dedi. Yok. Yalan söyledi. Öyle mi? Şimdi aynen. Yalan moda gari zaten. Yalan moda oldu yani. Aynen. Yalan zaten hiç kimse doğru söylemiyor zaten. Çoğu herkesi yalan. Siyasetçi demek yalancı demek. Adamlar doğruyu söylemiyor ki ne? Söylemiyor. Onun için kusura bakmasınlar. Yani. Ortalık daha hala iyi diyor. Yani. Bundan sonra bir yenilik istiyoruz. Türkiye'de yenilik istiyoruz. Türkiye'de. Bırak yani Manisa'yı. Türkiye'de yenilik istiyoruz. İlçede kime vereceğiz? İlçede kime vereceğiz? İlçede de Öküzyoğlu. Devam. Adam 129 trilyon borçla aldı. Adam 30'a düştü borç. Yani bunu göz baki su aki. Adama yani hakkını yememek lazım. Peki, çok teşekkür ederiz abi. Bir şey değil. Ben de aynı şey görüşteyim yani. Tamam, ben de aynı görüşteyim. Abi hiç takmadı beni ya, gel. Abi hiç beni takmadı ya. Ha teyzeme sorayım. Ablacığım Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Düşünüyorum daha, karar vermedim. Siz Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Efendim? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? İyi olan kazan. Merhabalar. Merhaba. Hemen eğildiler. Ben sizi çekmeyecektim, abimi çekecektim. Teşekkür ederim. Ferdi Zeyrek mi Cengiz? Yorum yapmıyorum. Neden abi? Yapmıyorum yorum. Ha, size sorayım mı? Yok. Bana da sorma. Tamam, yorum teşekkürler. Yok. Herkes bize yolu biliyor, rahat olursunuz. İşte biz de onu merak ediyoruz. Hangi yoldan gidiyoruz? Ha, teyzeme sorayım. Hak yolundan gidiyoruz. Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi diye soruyoruz. Valla ben nerede karnım doyuyorsa oradanım oğlum. Nerede karnınız doyar? Valla karnım doyduğu yok. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Kim mi, kim mi? Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? İzmir'de kullanıyorum. Teşekkürler. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Burada Alaşehir'in ortaları güzel yaptı. Ha? İlçede kime vereceğiz? Alaşehir'de. Alaşehir'de Öküzyoğlu. Devam. Peki siz? Yorum yok. Yorum yok. Amca Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ya, anlamadım. Büyükşehir'de kime oy veriyoruz? Büyükşehir'de Deniz Zeyrek. Ferdi Zeyrek. He, Ferdi Zeyrek. İlçede kime veriyoruz? İlçe Ahmet Öküzyoğlu'na. Peki teşekkür ederim. O. Amcam sana da sorayım mı? Gerek yok. Bizim vereceğimiz belli. Bak dedi arkadaş. Biz daha zoruz. O ne dediyse aynı doğrudur. Kime veriyoruz? Aynı bak. Hayır, ben sana ayrı soruyor. Hayır sorman gerek yok. Tamam mı? Ferdi Zeyrek mi? Evet. Hadi bakalım. Bir yürü. Abi bütün bastı. Var var. Abi biz gazeteciyiz, alıyoruz. Gazete Manisa'daki bütün basın grubu var. Oraya atıyoruz. Onlar alıp oradan kullanıyorlar. Ayrıca Manisa'nın Sesi diye bir YouTube sayfası var. Oraya atıyoruz. Halk kendisini oradan alsın. Yani taraf kastı değil yani. Değil. Kim ne söylüyorsa onu alıyoruz. Aynı şekilde kesin. Dilersen kamera şu anda halen kayıtta. Yok sıkıntı yok. Bizim için kaydedebilir. Hayır, kamera halen kayıtta çünkü insanlar şunu demesinler diye. Ya anketi taraflı yapıyorsunuz demesinler diye. İyi günler. Ne ablama sorayım. Sorayım Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Tabii ki Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Neden? Yenilik lazım değil mi? Yenilik lazım. Ben yıllardır hiç daha Cengiz Ergün'ün yüzünü görmedim. Bu Alaşehir'in Kilik Mahallesi'nde oturuyoruz biz. Alaşehir'in Kilik Mahallesi'ne giden yolda bayağı. Böyle tepir tüpür tepir tüpür gidesi kadar neler çiftçiyiz, üzümcüyüz. Aynen. Çok şükür geçen hafta yol yarılandı. Sen kaç senedir iktidardasın, neden bir şey yapmıyor? Seçim olduğu için mi yaptı? Tabii ki seçim olduğu için yaptı. Neden önceden yok? Hiçbir şey yok. Hiçbir kalk yok. Biz yazın yaz günü de bağdan geliyoruz. Suyumuz kesik. Yok su yok. Taşımalı olarak bakırlarla su taşıyoruz. Her gün biz 5 kişi mesela üzümü giden insanız. Geliyoruz hiçbir şey yok. Hep bunları biz bekliyoruz yani. Sen gel bir ya gel bir ara sıra. Köylünün halini su. Tamam başkanım. Ben hiç tanımam mesela. Görmedim bilmiyorum. Tanımam. Sadece fotoğraflarda ben mı? Fotoğrafta bilen görüyorum onu ama fotoğraf bilen yok. İnşallah hani ben mesela biz hani Ferdi Zeyrek dememin sebebi bir yenilik olsun. Başımız bir yenilik gelsin. İlçede kim diyoruz? İlçe tabii ki Öküzcüoğlu. Öküzcüoğlu. Aynen. Memnunuz. Neden memnunuz? Köyümüzde hiçbir gelişme yoktu. Kaç senedir? Ne güzel bir gençlerin takılacağı parklar yaptı. İyi kötü kaldırımlarımız düzeltti. Şunu yaptı bunu arada geliyor bak. Gavileri geliyor hal hatır soruyor. Biz sana particilik yapmıyoruz. Sadece insanı veriyoruz abim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Nerede yayınlanacak? Geleceğim abla. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü?
Vallahi Cengiz Ergin'de şu şekil, biz 10 senedir Cengiz Ergin'e veriyoruz ama şu an Cengiz Ergin'in durumları görüyorsun değil mi? Trafik yok, pazar yok, yollar yok, altyapı hiç yok. Bir de en sıkışık şeyimiz bu Suriyelileri burada çıkarmak. Tamam mı? En sıkıntı yarattığımız bu Suriyelilerin burada göndermesi lazım. Bir de işsizliği yönde Alaşehir'de bu gelen dışarıda gelen Suriyeliler çok sıkıntı yaratıyoruz. Bu yönde yani bu sefer de herhalde millet Zeybek'te doğru yani. Siz de ona mı vereceksiniz? Vallahi benim ona Allah bilir. Benim kime vereceğim şu an. Halk kimi temsil ediyorsa biz de onu temsil ediyoruz. Yani birlikte yani el atarsak Alaşehir'in halini görüyorsun. 20 senelik Alaşehir'in bak görüyor musun? 20 senelik. Gidin pazar yerini oraya trafikte geçemiyorsunuz. Tamam teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim. Abim gel. Buyurun efendim. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek abi? Genç, dinamik, vaatlerinden halka hitap eden, ne bileyim Cengiz Ergün'den saltanatı bitsin. Bitsin istiyoruz. Halk Cengiz Ergün'ün kim olduğunu bilmiyor, ismine oy veriyor. Hiç daha ben köyde oturuyorum. Köyde hiç geldiğini görmedim. Gören de yoktur ama onun ismini veriyor. Ama şey geldi bak. Ferdi Zeyrek geldi geçenlerde. Köyümüz tabii köyümüzü kadar geldi adam. Ya gelmek zorunda mı? Değil. Kendini atıyor. Ben başkan ilan ediyor kendine. Yapa şunu gönder, bunu gönder. Ama adam geldi. Bilakis kendi isteklerini, kendi vaatlerini söyledi. Vallahi biz sevindik, memnun olduk doğrusu. Evet. Ablam muhtar adayı yapsana ya. Çok güzel konuşuyor. Ay, zaten hep böyle demek gerekiyor Ferdi Zeyrek. Denesin halk. Memnun değilse deniştirsin. Olacak hem olacak. Ben diyorsam bu işi gerçekten hep böyle milletin kamuoyunu yokluyoruz biz. Bağ bağlıyoruz biz. Bağ bağlama işi yapıyoruz. Hep böyle herkes, arkadaşlarım dahi, bak o kadar böyle sağ görüşü olanlar dahi hep Ferziyer'e. Neden? Ya bir değişiklik olsun hayatta. Hep ömür boyu. Hiç ben bir şey yok. Manisalıyım ben. Manisalı. Nerede gördüm ben Cengiz Ergün'e? Ben her hafta Manisa'ya hastaneye gidiyoruz mesela. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ne gösterdi bize? Neyini gördük? Abla 5 yıl sonra da sana oy vereceğiz. Bene yok, mi? Yok vermeyelim. Valla. Ferziyer'i dinelim. Hayır, beni vereceğim. Kille gel, buyur gel, bir görüşelim. Hangi? Bak Manisa'nın Sesi diye bir YouTube sayfası açtık. Oraya atıyoruz. Vatandaş oradan da kendisini alsınlar diye. Manisa'nın. Tamam, Manisa'nın iyiyle hepsi. Hepsi iyiyle. Manisa'nın Sesi bitişik. Ben de memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hadi hoşça kalın. Oy kullanıyorsun değil mi? Kullanıyorum. Genç sıkıntı yok. Yok abi kullanıyorum. Cengiz Ergün. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Abi partimiz. Partili olduğumuz için mi yoksa gerçekten partili. Hizmetlerden memnun olduğumuz için mi? Hizmetlerden de memnunuz. Memnun olduğumuz olmadığımız şeyler var mı? Yok abi. Yok. İlçede kime vereceğiz? İlçede de Necdet Türk başkanımıza. Peki teşekkür ederim. Partili. Sağ olasın abi. Gençler siz günler. Kullanıyor musunuz? Ferdi Zeybek. Neden Ferdi Zeybek? Sular, su fiyatı çok yüksek. Şey konusundan. Yani memnun değiliz. Mevcut yönetimlerde memnun değilsiniz. Değiliz. Sizi de çekiyorlar mı? Çekiyorlar mı şu an? Çekiyorlar. Çeksinler o zaman. Çeksinler. İlçede kime veriyoruz? Ahmet Öküzcüoğlu. Aynı teşekkür devam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Diğeri nereye gitti? Abi YouTube'da Manisa'nın Sesi yaz. Biz oraya atıyoruz tamam mı? Ablam sana sorayım mı? Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, saatin yerine. Sağ ol, iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz, çok Ferdi şükür. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Valla Cengiz Ergün de iyi şeyler yaptı ya. Memnun muyuz onlar? Yani o şey de, he? Güzel, yolları yaptı. Bir suyumuz pahalı, onu da ben dile getirdim zaten böyle eve geldiler. Onu da herkes şikayetçi zaten bu su olayından dolayı. Geri kalan da bir şey görmedik yani. Ferdi Zeyrek de iyi bir insana benziyor. Ama deneyip görmek lazım ona. Deneyecek misiniz? Vallahi şimdilik bir aklımda daha 25 gün var. Bir çoluk çocuk bir şey varırız, karara varırız. Konuşuruz. Benim seçmen, 4 tane seçmen var evde. Ona göre kararımızı vereceğiz Allah'ın izninden. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kim geliyse herkes görevini yapmaya çalışıyor bir şekilde. İlçede kime vereceğiz?
Vallahi ilçede çok kararsızım aslında. İlçede çok kararsızım. Onu da ben eski yerel seçimlerde hep MHP'liydik. Hep MHP'liyiz. Yani onları çok işte yüzlerle bile söylerim. Böyle kaçak güreşmem insanlarla. O da hani Ali'yi çok severdik, onu verirdik. Onu da işte değerlendireceğiz bakalım. Allah'a çok şükür. Kesin karar verirsek şimdi ön yargılı iyi olmaz. Vereceğiz. Memnun olduğumuz insanlardan ve o hepimiz memleketin çocuğu. Vereceğiz. Ben teşekkür ediyorum size. Ben de fikrimi belirtebilir miyim abi? Tabii ki. Bu ne konuydu abi? Kim abi? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün abi, ben severim onu. Ne bileyim, iyi adam abi ya. Cengiz Ergün kim? Ben biliyorum onu, boşartın. Haşiye'de mi abi, buranın neydi o, başkanı mıydı, neydi abi? Büyükşehir Belediye Başkanı. Ha, büyük ha. Cengiz Ergün iyidir abi, Cengiz Ergün be. İlçede kime vereceğim? Ben hiç oy kullanmadım abi. Kullanmayacağım. Hiç kullanmadım. Şimdi kullanacak mısın? Vallahi bilmiyorum abi. Hani düşünceme bağlı, fikrime bağlı yani. Yapabiliriz yani, bir oy verebiliriz. Verirsek de MHP veririz abi ya. MHP. Evet. Tamam, ne yapacaksın? Kime? Büyükşehir'de kime oy verdin? Aynen. Batuhan kime oy verdin Büyükşehir'de? Cengiz Ertürk, Ertürk mü? Neden onay alıyorsun? Senin bir fikrin vardır muhakkak. Ben cahilim ki, aklım ermiyor. Yok, öyle niye öyle demiyorum ama cahilim, okumuşluğum yok. Yok, sonuçta adayları tanıyorum. Mevcut yaşantından memnun kim? Musun? Cengiz Ergün. Cengiz Ergün'müş. Ferdi Zeyrek. Çalışmalarını beğeniyorum, takip ediyorum, CHP diyorum. İlçede kime vereceğiz? CHP. Tamam hadi keselim o zaman, bir lavaboya gitmem lazım. Kaldığımız yerden, ara sokaklardan devam edelim. Abi merhaba. Zamanımız yok canım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyorsun. Zamanımız yok. Ferdi Zeyrek. İşim var da. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Belediye çalışanı değilsiniz değil mi abi? Yok abi. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Bence hiçbiri. Neden? Kullanmıyorum ben o ya. Yok gidiyor ya, gitmiyorum ben. Ben seçimden beri kullanmıyorum. Bana faydası yok çünkü. Bana soruyorsan Grat. Kim? Grat. Azmi Hoca. Ha yok, Büyükşehir'de kime oy veriyoruz? O, vermeyeceğiz oraya. Neden? Neden? Su zam etti, şey zam etti, hiç arkası yok. Diğer adaylara neden vermiyoruz? Vermiyoruz. Bize faydası yok, vermiyoruz. Diğer adayların faydası olmaz mı? Olmaz, hiçbiri olmaz. Az. 5 senede burası oldu bak, başka yok. Hayırlısı olsun. Sandığa gitmeyeceğim mi? Sandığa gitmeyecek misin? Gideceğim tabi. Büyükşehir'de mi sadece kullanmayacaksın? Kullanmayacağım. Tamam, ilçede? İlçede kime vereceksin? Doğru yol, Grat. Vallahi ne diyelim, bence Ferdi abi daha mantıklı geliyor da. Şimdi mantıklı geliyor. Ya neden mantıklı geliyor? Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi Cengiz Bey 4 dönemdir bu da. 3 dönem mi oldu tahmin ediyorum. Neyse ben yanlış biliyorum o zaman. 2 dönem Büyükşehir, 1 dönem Manisa Belediyesi. Dördüncü dönem için bence yetersiz buluyorum artık. Çünkü su fiyatları çok aşırı derecede. Yani şu kendi dükkanım için ben 1200 lira su aldım. 600 lirası vergi olarak veriyorum ben buna. Yani bir şeylerin değişmesini istiyoruz artık. Yani Ferdi abi daha mantıklı diye geliyor yani benim için. İlçede kime vereceğiz? Ahmet Başkan. Ahmet Öküzcüoğlu devam. Devam, evet. Rica ederim. Amcama sorayım mı? Amca Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Yorum yok. Neden? Yorum yok. Ben esnafım. Öyle mi? Tabii. Tamam. Ben esnafım. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Efendim? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Manisa'da çok şeyler yaptı. Dolayısıyla bir de seviyoruz kendisini. Yani şu anda favorimiz o. İlçede kime vereceğiz? Onu söylemeyeyim. Kararsız mıyız? Kararsız. Eyvallah. Size sorayım mı? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Başarılarından dolayı. İlçede kime vereceğiz? Orası şu an muamma, belli değil. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Valla belli değil. Belli değil mi? Ha. Tamam, teşekkür ederim. Şeyinde yani hakikaten vallahi bak ekonomi berbat abi ya. Yani çok kötü ekonomi. İnsanlar verim gücü çok azaldı. Günden güne enflasyona yani yenik düştük. Emekliler aynı, vatandaş aynı, esnaf aynı. Piyasaya bak. Her taraf durmuş. Bu sebebi ne sizce? Yanlış politika. Yanlış politika tabii. Ekonomi politikası çok yanlış. Yani vatandaş
eriyor, günden güne eriyor. Gerçekten çok kötü. Bilmem, bunu siz de hissediyorsunuz. Yani. Manisa'nın sesi yaz. Manisa Nin yaz ama. Tamam. Hadi kolay gelsin. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Cengiz Ergün derken abime en iyi örnek işte. Amcanın bir tanesi 5 yılda ancak yapabildi dedi. Allah aşkına o kesin fırıncıdır o. Aha şu fırıncıdır o kesin. Yani ona ne yapsan yaranamazsın. Allah aşkına. Bunca yıl kaç yaşında o mesela 60 vardır en kötü. O değil ya. Ne? Fark etmiyor. Ya fark etmiyor Allah aşkına hani. Daha önceki yol da belliydi burada. Fotoğraflarda vardır yani. Ya şu meydanlar bir bak. Tamam seçim öncesi olmuş olabilir ama he. Yani ben... Yeni yapıldı buralar. Tabii yeni yapıldı. Ama ben sanmıyorum yani. Belki son yılda Alaşehir'in en güzel hizmetlerinden bir tanesi bu. Herkes akşam motora geliyor. Hadi. İlçede kime vereceğiz? Tabii Necdet Türk. Tabii. Ya biz Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Partili olduğumuz için mi? Gerçekten hizmetlerden memnun olduğumuz için mi? Gerçekten hizmetlerden memnun olduk. Dönün bir bakın şu yola. Alaşehir'de böyle bir yol, böyle bir cadde ilk kez yapıldı. Gerçekten hizmet güzel bir şey. Yapılan hizmet gerçekten güzel. Ahmet Öküzcüoğlu'na verecek olanla şey yaptınız mı, röportaj yaptınız mı? Ya biz genelde Büyükşehir'le ilgileniyoruz da. Büyükşehir var değil mi? Ya Allah aşkına röportajda ne diyorlar ben çok merak ediyorum. En iyi örnek Ahmet Öküzcüoğlu mesela. Ya ne yapmış? Hani bir başkanı savunabilmen için bu şu demen lazım değil mi? Ya Necdet Başkan aday olduğundan itibaren geldiler mesela biz çok şahidiz, biz içinde sayılırız. Ya köy şu olması gerekiyor, bu olması gerekiyor. Her yere şu an asfalt atıldı. Ki bu adam belediye başkanı değil yani. Verdi Zeyrek şimdi diyor ki ben gelmeden ekmeğin fiyatını düşürdüm. Ben gelmeden şunu yaptım. Ya öyle bir ihtimal yok. Yeni Mahalle'de bizim şeyimizde, teşkilatımızda olan Sinan abi de var mesela. O da yapıyor 5 lira ekmek. Hani bunlar ufak şeyler. Büyük şeylerle gelsin. Anladın mı? Yani o yüzden Cengiz Ergün... Ufak şey dediniz mesela su vatandaşın en büyük sorunu. Al bak. Ya en vatandaş diyorum biz 15. sıradayız Allah aşkına. Yani bu kadar hizmet edilmişken, bu kadar iyilik yapılmışken sadece bir su yüzünden mi vuracağız Cengiz Ergün'ü? Hayır adalet mi sizce bu? Tutturmuşlar suyu. Ya kardeşim sen suyu bir bırak. Sen de ki ben bu projeleri yapacağım. Bizim Manisa'mıza şu gerekiyordu Cengiz Başkan yapmadı. Ben yapacağım de. Sen diyorsun ki Cengiz Başkan İzmir'den gelmiyor. İftira. Su fiyatı bilmem ne tavan yaptı. 15. sıradayız. İftira. Ya bunlar sürekli iftirayla geliyor. Projelerle gelsinler. Projelerle gelsinler ki beni de ikna etsinler. Bazı büyük şehirlere bunu yalanladılar yani. Onun için ne söyleyeceksiniz? Nasıl yalanladılar? Bizi yalanladılar. Bizim fiyatlarımız aslında böyle değil diye. İzmir'den, Aydın'dan ve birkaç tane ilden daha geldi. Ya o kadarını araştırmadık tabii. Ama bizimkiler ne yaptı? Al çıkardılar mesela. Çıkarsınlar onlar da madem. Bizimkiler al. Tütüncü dükkanında listemiz var. Onlar da çıkarsın. Kanıtlasınlar. Kanıtlasınlar. Sana sorayım. Ben de Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Ya Cengiz Ergün aynı dediğimiz gibi arkadaşlarım dediği gibi yani her şeyi hizmet yapıyor. Elinden gelenin fazlasını yapıyor zaten olabildiğince. Başka da bir şey yok yani. İlçede de muhtemelen MHP'deyiz. Ülkücüyüz biz sonuna kadar. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Nerede? Kahvede mi? Cengiz Ergün'ü terdizerek mi? Sonuna kadar Cengiz Başkan tabii. Yaptığı hizmetlerden dolayı, Allah'a çok şükürler olsun, 17 ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı tabii Cengiz Başkanımız yani. İlçede kimi vereceğiz? İlçede Allah nasip olursa inşallah Necdet Başkan'ı kaldıracağız. Kardeşim şimdi yalan siyaseti bir kenara bırakalım. Öncelikle kendi yüreğimizden konuşmak gerek, kalbimizden konuşmak gerek. Bu memleket bir Sarıgöl, bir Kula kadar olamayacak mı yani? Kula 26, Sarıgöl 26 bin nüfusu var, Kula'nın 40 bin nüfusu var. Oraya gidin bakın bir de Alaşehir'e bakın. 105-110 bin nüfus ne halde? Yani bize buraya hizmet lazım. Buraya yapan zaten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün. Ya bizi şeylerle vuramaz ya. Zeyrek bir de Ferdi Zeybek bir de. Buradan da ona seslenmek istiyorum. Suyun tonunu 2 lira diyormuş, 1 lira diyormuş. Acaba yıllık peki bu yıllık ortama vurduğunda yıllık aylık kaç para suyu verecek? 2 tondan sonrasını kaç para verecek? Şunu açıklasın. %30 indirimli. Efendim? %30 indirimli. Buna inanıyorsunuz mu? İnanmıyoruz. Evet, biz kimseye inanmıyoruz. İnanmayacağız da yani. Neden? Çünkü yaptığı ortada. Yaptığı ortada çünkü yani. Bir de tek dam projesinden bahsediyor. O tek dam projesinde Kula'ya, Sarıgöl'e Cengiz Başkan zaten yaptı. Kaç yıl önce yaptı bunu yani. Yani bunları geçelim ya. Bizi yalanla dolanla bir de kandıramazlar. Bir de HDP ile PKK ile bir araya gelen partilerine beklersin. Ben şahsen kendi vicdanına söylüyorum bunu ya. Şehit kanları var burada ya. Şehit kanını süslenmiş bir... Daha önce de AK Parti beraberdi.
O zamanlar tabii o zamanlar iktidarda ben bilemem. Ama o zamanlarda tabii barış şey vardı bildiğim kadar. O zaman bildiğim kadar barış şey vardı herhalde. Şimdi de biz burada da onu da yerden yere vurmak istemiyoruz. Ama amacında burada ben buradaki Alaşehir'den sorumluyum. Alaşehir'den şeyi sorarım. Bana Cengiz Başkanım dediğinizde ziyaret mi dediğinizde ben de Cengiz Başkanım dedim. Çünkü 17 ilçenin yaptığı hizmetler ortada. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim, ne demek. Nereden geliyorsunuz? Manisa merkezden. Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi diye soruyoruz. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Bugüne kadar bütün iktidar onların elinde. İktidar onların 4 dönemdir yapıyor. Suya geldiğinde ne dedi? Dedi ki kesinlikle dedi suya zam yapmayacağım dedi. İndirim yapacağım dedi. Geldiğinin ertesi gün, seçildiğinin ertesi gün dedi ki vermeden almak Allah'a mahsus dedi. Otomatikman şey koydu. Mesela ben Piyadar'da yaşıyorum. Piyadar'da suyun tonu, bizim kendi sondajımız var. Eski belediyenin sondajı var. Sondajımız olduğu halde 33 lira bir su içiyoruz. Yani mahallelerde bari hani tam merkezlerde Alaşehir olsun veya şeyler olsun indirimli. Yani köylerde niye 33 lira biz büyüşeyim? Ben Manisa'da büyüşeyle oturmuyorum. Ben mahallede yaşıyorum, köyde yaşıyorum. 33 lira şey yapıyorum. Ben bunu nasıl daha önce verdim. Şerefime, namusuma verdim. Bir daha da elim kırsayla vermem. Cengiz Ergün'e verdim. Bir daha da versem şerefime, namusuma vermem. Niye vermem? Çünkü yaptığı bir şey yok ki. Adam İzmir'den Manisa'ya gelmiyor. İzmir'den Manisa'ya gelmiyor. Her gün İzmir'de, her gün İzmir'de. Başkanlığı İzmir'de geçiyor. Evet. Ben şimdi bir de denemek lazım. Bir de denemek lazım. Bir de değişsin, değişim şart ya. Şimdi bugüne kadar CHP canı Ahmet Öküzyoğlu geldi. Ahmet Öküzyoğlu basmadı köyde 60-87 tane mahallede. Mesela Piyadar'da bizim 70 senedir bunların elindeydi. 71 senedir Ahmet Öküzyoğlu geldi. Piyadar'da bizim düğün salonunu yaptı. Çayın içinden vatandaş geçemiyordu. Batıyordu traktörlerle, arabalarla batıyordu. Köprü yaptı. Arkadaş yaptı. Ki halen daha düğün salonu yaptı. Halen artı diyor ki daha da hizmetlerin devam ediliyor. Sorun, çevre köylere sorun gitmedi. Ayak basmadı. Bir tane köyü yok. Bir de denemek lazım. Değişim şartı kartı. Yani millet bıktı. Emekli diyordu. Ne diyor? Aynı ittifak. Suriyelilere, Afganlara 40 milyar dolar harcarım diyor. 40 milyar dolar harcarım diyor. Gerekirse bir 40 daha harcarım diyor. Ama emekliye geldiği zaman yok. Ben 9 lira, 10 lira maaşla ben ne yapabilirim? Çocukumu okutayım. Evime bakayım. Elektriğimi vereyim. Suyumu vereyim. Gıdamı harcayayım. Şurada 3 tane tavuk bacağı aldık. 90 lira. 3 tane tavuk bacağı ya. Düşün yani. Bu mengenin 20 senede bunlar aldık bitirdi. Değişim şart. Ben Ferzi Erek'e vereceğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi size de sorayım. Ben de Ferzi Erek. Neden Ferzi Erek? Kardeşim bugün büyükşehir bir iş yapmadı ki. Şu Alaşehir'in için düzene katan Öküzyoğlu. Ferzi Erek de bunu daha iyi yapacağını düşünüyoruz yani biz. Daha iyi işler yapacağını düşünüyoruz yani. Büyükşehir'de Ferzi Erek. Tabii. İlçede. Ama Öküzyoğlu. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ben paylaşacağız mı? Paylaşacağız. Manisa'nın sesi hepsi iyiyle. YouTube'da. Dur abime soruyorum. Abim, Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek mi ben Cengiz Ergün mü? Ben esnafadım, ben uğraşamam kimseyle. Abi, şimdi esnaf diyeceksiniz de Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye. Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Değişim şart. Elektrik parası, su parasını geçti. Aylık 1000 lira para yüklüyoruz. Yetmiyor abi. O yüzden değişiyor. Artı bir hizmet yok abi. Hizmet yok yani. Yeter artık. Aynen. Değişim şart. Öküzyoğlu. Aynısı bende. Ferdi Zeyrek mi Cengiz? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Abi su her şey pahalı. Yaptığı şurada bir yol. O da seçim zamanında. Seçimden önce gel yoktu. Abi, gel. Hadi bakalım. Canlı yayın yapıyoruz ya. Gel. Gel. Bak. Bu yolların 1, 2, 3, 4, 5 cadde yapıldı. 5 cadde yapıldı. Bak bu yol çöktü. Burayı olmadı. Bak orası yaptılar, düzeltmediler. Yani bak, bak abi. Hizmet buysa yapacak bir şey yok yani. O zaman seçimde siz düzeltirsiniz. Seçimde mi? Keşke biz gelsek de düzeltsek. Her şeyin hayırlısı abi. Ha sadece bu yol için değil. Abi gerçekten su pahalı. Bak ben dükkana bugün su yüklettirdim. Evet. 6 ton su aldım. Suyun tonu 75 lira. Yazık günah abi. Ya, su satan kişi sudan şikayetçi. Ya su satan kişi sudan şikayetçi değil. Sen şimdi mikrofonu uzatan şey gibi solcular gibi bana şey yapıyorsun. Şey, şimdi de sen MHP'lisin. Değilim.
Veya ya hiç önemli. Sen tarafsız da değilsin. Önemli değil abi. Yok abi. Artık bak 70 ben 2010'da geldim Alaşehir'e. Ben Salih'den geldim buraya. Salih de yıllarda CHP yönetti. Bak iki dönemdir MHP yönetiyor. İki dönemdir MHP yönetiyor. Belki bu dönem Allah izin nasip ederse misal CHP gelecek edecek. Yıllarca Mustafa Uğur Okay Salihli'yi Salihli yaptı. Tamam mı? Burada da 70 yıldan sonra CHP ilk defa buraya bak bu dönem 5 yıldır CHP yönetti etti. Ya yavaş yavaş ya, hizmetin hepsi gelecek edecek inşallah. Hayır sadece CHP için değil. İşte CHP gelsin, MHP gelsin, AK Parti gelsin, bilmem ne gelsin abi. Önemli değil. Ama hizmet gelsin. Anladın mı? Bak Salihli ne oldu? Organize sanayi geldi. Neden? Buraya bak Suman'ın altına organize sanayi gelecekti. O gelecekti, bu gelecekti. Bak ben o ne diyeyim ben? 2010'da geldim ben Alaşehir'e. O gelecekti, bu gelecekti. Gelmedi abi. Gelseydi. Neden? Bak bir dünya insan var burada. İşsiz insan var. Herkese bir iş potansiyeli olsaydı. Olsa iyi olmaz mıydı? Olurdu. Biz İnşallah. Devam edelim ankete. Sana sorduk mu? Sordum. Sana sormadık değil mi biz? Ferzi Zeyrek. Cengiz Ergün 10 senedir başta. Ben daha bir şey göremedim. Devamlı her şeye zam. Devamlı zam. Ha, bu kadar. O yüzden değişim. Değişim şart. Ahmet Öküzcüoğlu. Rica ederim. Stabil. Konuşmuyorum. Neden? Hakkımız hayırlısı olsun. Kafamızda bir yok mu? Yok. Valla mı? Yok. Vardır vardır ya. Gözlerim var. Değişimden yanayız her zaman. Dur sana sorayım dur. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Ne bileyim burada. Memnun muyuz? Memnunuz ya. İçedik mi vereceğiz? Burada mı MHP'ye? MHP'ye. Aynen. Tamam sağ olasın. Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? MHP'liyim de onunla. MHP'li olduğu için mi? Belediye personel olarak gelmiyor. Solculara oy vermem ben. Vermem. Valla mı? Vermem. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Değişim şartı ya. Evet. Ahmet başla. Tamam. Ha böyle gidelim. Değil mi? Aynen gel böyle gidelim. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Çekimserim. Çekimserim. Oy kullanmayacağım. Dostum yaş kaç? 17 abi. Yaş kaç? 17 mi? Oy kullanmıyor. İyi günler. Size de sorayım mı? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Tarafsızım ben esnaf. Tamam. Ablalarına sorayım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. O içimizde kalsın şimdilik. Tamam. Selamünaleyküm. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü diye soruyoruz. Ha Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Öyle onu seviyoruz. Öyle mi? Tabii. Siz? Aynı dayım aynı. Bir değişmeyiz biz zaten. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? İyi yönetiyor ya. Memnunuz. Türkiye'de de iddialı. Evet, evet memnunuz. İlçede kime vereceğiz? Onda Necdet Türk'e veririz. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Selamünaleyküm. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Efendim? Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Bu arkadaşa sorabilirsiniz. Yok önce böyle gireceğim içeri. Bu arkadaşa ha, soralım. Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ben yorum yapmak istemiyorum evet. Kardeşim. Ben apolitik biriyim. Öyle mi? Aynen. Sana gitmeyeceğim mi? Gitmeyeceğim. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek. Adam dinliyor Türkiye için diye. Kendinden gayet emin. Yani. Güzel işler yapacağına inanıyoruz. İlçelerde de. İlçelerde Ahmet Öküzyoğlu. Siz? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Gençlik artık öne çıksın. Eskiler yavaş yavaş kendi işine kendi düzenine baksın. Önemli olan gençliğe yol versinler. Burada önemli olan gençlerin önünü açmak. Allah'ın izniyle inşallah gençler de bu işi ele alacak. Ben teşekkür ederim. Abi Ferdi Zeyrek mi Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek abi. Neden Ferdi Zeyrek? Yeni abi değişsin gari yeter gari ya. 20 sene 10 senedir duruyor. Suları falan ucuz içiyoruz. Ondan Ferdi Zeyrek kabul ediyoruz abi. Çok ucuz. Ucuz içiyoruz. Çok ucuz. Alkol mü ucuz su mu ucuz? He? Alkol mü su mu? Şu an su alkolden bağlı.
Bir yandan biri bindirir, bir yandan o öbürü bindirir. Fark etmiyor yani. Sonuçta aynı yer geliyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey kolay gelsin. Selam abi. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergin mi? Şu anda yorum yapamayacağım. Dayı. Buyur dayı. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergin mi? Hiçbirisi. Niye? Sevmiyorum ikisine de ondan. Sandığa gitmeyeceğim. Yok. Gitmeyeceğim, boşaltacağım abi. Allah Allah. Muhtarı yakarsın öyle. Olsun ya. Ya yansın ya. Ya de olur. Selamünaleyküm. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergin mi? Ferdi Zeybek'le. Vallahi. Bilmiyorum, değişiklik iyidir ya her zaman için. Neredeyse. Yani ya şöyle söyleyeyim, nasıl desem, öncelikle yani su Türkiye'de en mesela illerden biri, pahalı suyu kullanan illerden Manisa bölgesi. Yani suyu bir türlü düşürmediler. İlçede kime vereceğiz? İlçede Öküzcüoğlu. Rica ederim, sağ olun. Ablam. Olsun. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Annemlerimi sor. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Büyükşehir'de kime vereceksin? Vallahi ben onları bilmiyorum, bilemem. Kimseye oy vermeyeceğim mi? Yani. Vereceğim. Kime vereceksin? Bilmiyorum, o sağlı bir şey. CHP. CHP mi kazansın? Tamam. Evet. Büyükler, ben de CHP'liyim. Büyükler ne derse o. Evet. Tamam, ben oğlum diyor ya. Annem ne derse o. Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Tamam. Kadar oy kullanıyor muyuz? Evet. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergin mi? Ferdi Zeyrek. Neden Ferdi Zeyrek? Çünkü biz senelerden beri CHP'liyiz o yüzden. Öyle mi? Hı-hı. İçeride de o zaman Ahmet Öküzcüoğlu diyorsun değil mi? Biz Sarıgöl'de oturuyoruz. Nerede kim? Tahsin Akdeniz, evet. Evet. Tahsin Akdeniz. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergin mi? Cengiz Ergün. Neyin oluyor? Akraba. Akrabayım, kuzenim. Cengiz Ergün, Ferdi Zeyrek. Evet. Neden Cengiz Ergün? Bilmem. Bayağıdır ona veriyorum. Sen adına veriyorsun. Hizmetlerden memnun musun? Evet. İlçede kime vereceksin? İlçede Tahsin Akdeniz. Evet, teşekkür ederim. Kızlar, o kullanmıyorsunuz değil mi siz? Devam mı yoksa şey, meydanda mı yapalım? Abi, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Efendim? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ben anlamıyorum o şeyden ya. Seçimlerde kime oy vereceğim Büyükşehir'de? Kim vereyim? CHP'ye ver amca. He? CHP'ye ver. Cengiz Ergün'den bıktık amca. Yeter artık. Sular pahalı. Kaç para içiyor suyun turundan? Neyse o bende kalsın. Boş ver ya. Bende kalmasın. Ben Cengiz Ergün'e vermeyeceğim. Bende kalsın. Boşver. Alışehir'de de başkanımıza. Peki. Arkasındayız. Her zaman. Belediye çalışan, evet. Benim korkum yok. Sağ ol abi. Size sorayım, Ferdi Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Ben oraya veriyorum. Tamam abi. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Yorum yok. Yorum yok. Tamam, eyvallah. Size de sorayım, bitireyim. Selam abi. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Cengiz Ergün. Neden Cengiz Ergün? Evet, onu istiyoruz. Öyle mi? Evet. Ben belli değil. Belli değil mi daha? Hayır. Tamam, teşekkür ederim. Yaşlıydı. Ben Cengiz Ergün mü, Ferdi Zeyrek mi? Ben karışmıyorum oğlum bu vakitten sonra. Ekmek davasını karışmıyorum. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Bilmiyorum abi, bir karar veremedim. Oy kullanmayacağım ben. Karar veremeyeceğim. Niye? Karar veremeyeceğim. Daha çok ya zaman ya. Tamam. Selam abi. Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Vallahi sandık başını böyle olur abi. Öyle mi? He. Sizin? Tamam, sana başım ben. Hepsi olsun galiba. Ayrısı hakkında. Sağ olun. Dostum, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? İkisi de değil. Ben siyaset yapmıyorum abi ya. Evet. Kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Kutlu olsun. Sağ olun. Ablacığım, Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü? Ferdi Zeyrek mi, Cengiz Ergün mü?